Odak noktasından mutlu akşamlar ve iyi haftalar değerli izleyenler. Geçtiğimiz hafta ne yazık ki hepimizi derinden sarsan ve ne yazık ki bizleri kahreden bir hafta oldu. Dört gencimizi toprağa verdik. Sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hasar büyük, bilanço ortaya çıktı. Çok sayıda ev sular altında kaldı. Evler de keza öyle. Dereler taştı, yollar zarar gördü. Hasar büyük. Hasar tespit çalışmalarının ardından yetkililer de gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun diyelim. Taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Pek çok noktadan, pek çok ülkeden daha doğrusu hem Güney Kıbrıs'tan hem Türkiye'den özellikle ve yurt dışında yaşayan yine Kıbrıslı Türkler aracılığıyla da geçmiş olsun mesajlarını almaya devam ediyoruz. Bu gece yarısından itibaren yeni bir yağışlı havanın bölgeyi etkilemesi bekleniyor. Güney Kıbrıs'ta bu gece için sarı alarm verildi. Geçtiğimiz hafta içinde yağışların yoğun olduğu çarşamba gecesi sarı alarm verilmişti. Bugün de keza aynı seviyede bir alarm verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yine yetkililer teyakkuz halinde olacak. Aman biz vatandaşlar olarak da dikkatli olalım diyelim. Biz de uyarmış olalım sizleri. Efendim bugün baş başayız odak noktasında. Bizleri Facebook sayfamız üzerinden canlı yayında takip eden izleyicilerimiz soru ve görüşlerini ya da yorumlarını paylaşabilirler. Bugün farklı bir konuya, daha doğrusu farklı bir konuya odaklanmaya çalışacağız. Deniz üssü meselesi çok önemli midir bu kadar çok sorun içerisinde? Evet, aslında çok önemli. O yüzden diğer programların dışında ayrı bir pencere açalım bu konuya dedik bugün. Ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte anlaşmaya vararak kalıcı bir deniz ve hava üssü kurma meselesi uzun zamandır tartışılıyordu. Konunun uzmanları bu konuda taleplerini ve gerekçelerini ortaya koyuyordu. Uzun süredir bir çalışma vardı, bunu biliyoruz. Yetkililerin adada temasları oldu, izlenimleri oldu, rapor Ankara'ya ulaştı. Şimdi bundan sonra atılacak olan adıma dikkatler çevrilmiş durumda diyebiliriz. Biz de bu konuyu gündemimize aldık. Önce haber yaptık. İzleyemeyenler için konunun detaylarıyla beraber haberin ekranlara getirelim. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalıcı bir deniz üssü kurmaya hazırlanıyor. Hazırlanan fizibilite raporu Ankara'ya gönderildi. Hava üssü içinde çalışmalar devam ediyor. Aydınlık gazetesinde yayınlanan habere göre, Ağustos ayında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na öneri olarak sunulan Kıbrıs'ta egemen bir deniz üssü inşası için çalışmalar tamamlandı. Üssün inşası ile ilgili çalışmaları yürüten özel bir ekip, kısa süre önce Ankara'ya teknik detayların tamamlandığı dosyayı gönderdi. Yaklaşık 280 bin dönümlük dev bir alana inşa edilecek modern deniz üssü içinde radar merkezinden sosyal tesislere kadar pek çok yapı bulunacak. Söz konusu deniz üssü, fırkateyn, korvet, denizaltı ve havuzlu çıkarma gemisi, TCG Anadolu gibi her çeşit gemiye ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip olacak. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek keşif gezisi yaptığı belirtilen haberde, kıyı şeridini gezen Özbal'ın incelemelerinin ardından üssün kurulacağı yer olarak İskele bölgesinin belirlendiği iddia edildi. Gazete haberinde Özbal'ın Cumhurbaşkanı Akıncı ziyareti sırasında konuyu gündeme getirdiği ve iki ülke arasında üssün inşası konusunda mutabakat sağlandığı, 2019 yılı içerisinde bir anlaşma imzalanması öngörüldüğünü yazdı. Evet, 13 Kasım'da gerçekleşen bir görüşme var. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal 15 Kasım törenleri için adaya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede bu konunun gündeme geldiğini belirtiyor haber. Şimdi biz de bu konuyu irdelemek üzere yine bu konuyla ilgili görüşlerini daha önce de aktarmış olan çok değerli bir konuğumuzu telefon bağlantısıyla yayınımıza dahil ediyoruz. Kendisi de şahsen benim hocam. Atılım Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal telefon attığımızda. Sayın Ünal, iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Mert. Tek değişiklik, ben artık Maltepe Üniversitesi'ndeyim. Düzeltelim hemen efendim, özür dileriz. Maltepe Üniversitesi'nden diyelim öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal. Değerli hocam,
Önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Zira siz de bunları daha önce de dile getirmiştiniz. Pek çok programda da dile getirdiniz. Biz de yine bu programda sizle beraber konuşmuştuk. Böyle bir haber ortaya çıktı ama bu konuyla ilgili çalışmaları bizler de takip ediyorduk. Bu yönde çalışmaların, temasların olduğunu adada öğrenmiştik ve artık işin daha farklı bir boyuta ulaştığını görüyoruz. Nasıl değerlendirdiniz bu haberi ve gelişmeyi? Ben olumlu değerlendiriyorum. Sebebine gelince sizin de söylediğiniz gibi daha önceleri de bu yönde adımlar atılması gerektiğini hep söyleye gelmiştim. Bence sebebi de çok açık. İki konuya kafamızı yormamız lazım artık. Birincisi Kıbrıs'ta Türk ve Rum tarafları arasındaki bölünmeyi eğer 1963'ten başlatacak olursak 55 yıllık, 74'ten başlatacak olursak da 44 yıllık fiili bir bölünme var. İki tarafın ayrı ayrı devletleri var ve iki tarafta kendi devletleri içinde fazlaca sorun yaşamaksızın hayatlarını sürdürüyorlar. Adada herhangi bir çatışma yok. Dolayısıyla insanlar ölmüyor. Şimdi bundan diyelim ki 44 yıl öncesinde belirlenen bazı Birleşmiş Milletler parametreleri veya 64'te belirlenen yine Birleşmiş Milletler parametreleri var ve bu parametreler üzerinden Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Bence bu artık gerçekçi değil. Çünkü Kıbrıs'tan sonra örneğin Yugoslavya devleti dağıldı, çok kanlı bir şekilde 7 devlete dönüştü, hepsi uluslararası camia tarafından tanındı tek tek. Bunların bazıları Avrupa Birliği'ne girdi, bazıları NATO'ya da girdi, bazıları NATO ve Avrupa Birliği yolunda hazırlıklarını tamamlıyor. Çekoslovakya aynı şekilde vesaire. Yıllarca denildi ki Avrupa Birliği içine girip de dağılan ülke yok. Ama mesela görüyoruz ki İspanya'nın dağılması fazla uzun sürmeyecek vesaire. Şimdi ikinci mesele de Doğu Akdeniz'in jeopolitiği son yıllarda olağanüstü değişti. Şimdi bütün bunlar ortadayken 44 yıl veya 54 yıl, 55 yıl önce belirlenen parametrelere göre Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya çalışmak da doğru değil. Hiçbir şey olmamış gibi Kıbrıs ve etrafında jeopolitik denklemde hiçbir değişiklik olmuyormuş gibi hareketsiz kalmak da doğru değil. Dolayısıyla Kıbrıs ve çevresinde adanın ve Doğu Akdeniz'in jeopolitik konumunu fevkalade önemli hale getiren gelişmeler olduğuna göre Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu doğrultuda hareket etmesi gerekir. Bu da örneğin böyle bir deniz ve hava üssü kurulması ki Karpaz Yarımadası bölgesi, İskele bölgesi bu iş için biçilmiş kaftan. Dolayısıyla bunun kurulması bu yönde atılan ilk adımlardan birisi olacaktır, olmalıdır. Ve dolayısıyla örneğin Kıbrıs adasına asker getirmek isteyen, bunun için Rumlarla görüşmeler yaptığına dair haberler çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nden, bu ülkeler mesela Fransa ile askeri işbirliği yapan, kendi üslerini Yunanistan'la birlikte kullanan Kıbrıs Rum kesiminin de bundan ders çıkarması lazım. Yani eğer onlar adaya başkalarını davet etmeye devam ederlerse o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye'yi davet eder. Ve belki bu üsler aynen İngiltere'nin olduğu gibi hükümran üsse de döndürülebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki kalıcılığının en koyu çizgilerle altı çizilmiş olur. Dolayısıyla aynı parametreler üzerinde bir Kıbrıs çözümü aramanın da artık anlamsız olduğu ortaya çıkar. Bir sonraki aşamada örneğin Türkiye orada kuracağı üslerin bazılarını Rusya ile birlikte kullanmaya başlayabilir. Biliyorsunuz Ruslarla hem Güney Kıbrıs'ın hem de özellikle Yunanistan'ın ilişkilerinde ciddi bozulmalar var. Doğu Akdeniz'in jeopolitiği içinde bu bozulmanın artarak devam etmesi mümkün. Dolayısıyla yani Rumlar şunu anlamalılar, adaya daha fazla asker ve üs getirmeye çalışmak, daha fazla silah getirmeye çalışmak aynı tepkileri Türkiye'nin de vermesiyle sonuçlanacaktır. Dolayısıyla bunun karşılığında ne elde edeceklerini kendileri iyi planlamalı, iyi hesap etmeliler.
Bu önemli bir konu. Bölgede işbirlikleri de değişiyor. Özellikle Türkiye son dönemde hem Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avrupa Birliği ile atmış olduğu köprüleri belki de yeniden onarmaya çalışırken Suriye'de de bir garantör ülke olarak ağırlığını koymuş durumda. Doğu Akdeniz'de de dengeleri yeniden Türkiye'nin lehine çevirebilecek adımlar atıyor. Deniz yetki alanlarına yapılan son dönemdeki taciz bölgelerinde bugün çok yoğun faaliyetleri var. Gerek savunma, gerek evet. tatbikat, gerekse sismik araştırmalarla beraber deyimlerinde ise özellikle Doğu Akdeniz'de ben de varım diyor ve haklarının koruyucusu olacağım diyor. Bu noktada bir deniz üssüyle ilgili girişimin başlatıldığını anlıyoruz ve görüyoruz artık açıktır. En çok eleştiri şu yönde gelecektir yine de Kıbrıs Türk tarafından ya da mevcut şekliyle müzakerelerin devam etmesi taraftarları. Eğer Türkiye böyle bir adım atarsa bunun muhtemelen karşılığı olacaktır ya da Rum yönetimi daha cüretkar davet edecektir üçüncü ülkeleri güneydeki üsleri kullanma noktasında ya da müzakerelerin yeniden başlaması muhtemel müzakereler baltalanacaktır başlamadan şeklinde yorumlar ve kampanyalar yapılacaktır. Bunlara yanıtınız şimdiden ne olur? Şimdi birincisi bu sorunun doğrudan cevabı şu. Rum kesimi zaten bu dediklerinizin hepsini yıllardır yapıyor. Güneydeki Andreas Papandreou hava üssünü Yunanistan'la birlikte kullanıyor. Bir, bu üslerden Fransa'nın yararlanmasını, üsleri Fransa'nın kullanmasına izin veriyor. İki, güneyde İngiltere'nin hükümran üsleri var. O üsler zaten hem İngiltere'nin hem de zaman zaman Amerikan üsleri gibi hareket ediyor. Üç, yine Güney Kıbrıs yönetimi ile Amerikan Genelkurmayının Güney Kıbrıs'ta asker bulundurmaya yönelik, kuvvet bulundurmaya yönelik bir takım görüşmeler yaptığına dair haberler çıkıyor ve Rum kesimi bunları kararlı bir şekilde yalanlamıyor. Şimdi durum buyken Türkiye'nin aslında yaptığı şey Rum kesiminin bu yaptıklarına bir savunma karşılığı. Yani kendini savunmaya yönelik bir girişimde bulunuyor. Türkiye kendiliğinden ortada hiçbir şey yokken adım atmıyor. Tam tersine Doğu Akdeniz'in jeopolitiği olağanüstü değişmesine rağmen yıllardır bu konuda hareketsiz kaldı Türkiye. Dolayısıyla Rumların bu konuda söyleyecekleri bir şey yok. Ama şu söylenebilir, Türkiye'nin bu adımı yerinde olmakla birlikte bu adımı Türkiye'nin diplomasiyle desteklemesine çok ihtiyaç var. Örneğin aynı anda Mısır'la, aynı anda Suriye'yle, aynı anda İsrail'le bu kadar kavgalı, gürültülü olurken Doğu Akdeniz'de sadece ve sadece tek müttefikimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iken evet askeri olarak gücümüz yerinde olsa bile yapacaklarımızın sınırı vardır. Dolayısıyla bir an önce Suriye'yle uzlaşmak lazımdır. Bu bize çok olağanüstü bir güç katacaktır. İkincisi Mısır'la ilişkilerimizi normalleştirmeye şiddetle ihtiyacımız var. Üçüncüsü İsrail'i eleştirmeye devam etsek bile İsrail'le sürdürülebilir bir ilişki kurmak lazım. Bu şekilde devam edemez. Aksi takdirde biz bütün bu ülkeleri altın tepside Rum tarafına müttefik olarak hediye etmiş oluyoruz. Bu yanlış. Yani Türkiye'nin bu açılardan diplomatik girişimlerde bulunması ve attığı bu askeri adımı bu şekilde takviye etmesi daha yerinde bir siyaset olur. Evet, önemliydi hocam. Teşekkür ederiz. Sizde de daha fazla alıkoymayalım dersiniz var. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz bir kez daha. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Maltepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Hasan Yunal'ın değerlendirmeleri böyleydi. Bir telefon bağlantısıyla daha görüş alacağız ama önce bu telefondan önce yönetmenim içinde uygunsa yine bu konuya geri döneceğiz ama Türkiye'nin ilk yerli uçak gemisi TCG Anadolu ile devam edelim. Türkiye çok önemli bir projeye daha adım attı. Artık proje ilerliyor. 2020 yılının son çeyreğine yetiştirilmesi bekleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi beklenen bir havuzlu çıkarma gemisi. Çok amaçlı, fonksiyonel, üzerinde uçak, helikopter gibi, insansız hava araçları gibi, çıkarma gemileri gibi, tanklar gibi çok sayıda aracı, cihazı taşıyabilecek bir çok amaçlı gemi. Belki de böylesi Akdeniz'de hiç olmayacak. Benzer gemiler muhakkak ki var ama çok daha fonksiyonel ve yerlilik oranı çok üst düzeyde olan bir gemi. Neden bu gemiye bir geri dönüş yaptık? Zira
İskele'de ya da Maosa bölgesinde olduğu belirtilen ya da en azından fizibilitesi hazırlanan bu deniz üssü eğer hayata geçerse, özellikle 2020 yılından sonra geminin de bu üsse yanaşabilme durumu olacak. Zira bu az önce haberini vermiş olduğumuz deniz üssünün kapsamı çok geniş. Yine fonksiyonel, çok sayıda deniz aracının bağlanabileceği, hizmet alabileceği bir deniz üssü olacak. İşte fırkateynler, korvetler, denizaltıları, havuzlu çıkarma gemisi, TCG Anadolu da bu üsse yanaşabilecek, burada ikmal yapabilecek, buradan operasyonlara gerekirse katılabilecek ya da tatbikatlara, bu noktada önemli. Konu bu noktaya gelmişken biz de TCG Anadolu'da son durum ne haberde izleyelim. Türkiye'nin ilk yerli uçak gemisi TCG Anadolu'nun inşası devam ediyor. Türkiye Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Tuzla'da Sedef Tersanesi'ndeki yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Demir, bakanlığın çalışmalarıyla teslimatın bir yıl erken yapılacağını açıkladı. Uçuş platformu olarak kullanılacak üst güvertesinde de helikopterlerin iniş kalkış yapabileceği ve gereğinde de dikine iniş kalkış yapabilen uçakların inip kalkabileceği bir uçuş güvertemiz de var. Bakım hangarları, havuzu ile Türkiye'nin gerçekten küresel güç olma yönündeki iddiasını hayata geçirebilecek bir ürünün inşası şu anda devam ediyor. Testin tarihinin de planlanandan bir yıl öne çekilmesiyle ilgili planlamalar ve çalışmalar devam ediyor. Şu anda 2020'nin son çeyreğinde inşallah teslimini gerçekleştirmek üzere planlamalar, çalışmalar, tedarik süreçleri devam etmekte. Burada gördüğünüz sadece bir gemi değil, aslında içine yerleştirilecek savaş yönetim sistemleri, radar ve silah sistemleri ile beraber komple bir sistem olacak. Yani denizde Türkiye'nin gücüne güç katacak bir platformdan bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın içinde de, çok uzak olmayan bir sürede de geminin bir anlamda denize indirilme töreni diyelim veya havuzuna su verilme töreni ile de gemimizin yüzdüğünü göreceğiz. Bunun da tarihi ileri bir aşamada açıklanacak inşallah. Uçak gemisinin donanmaya katılmasıyla birlikte Türkiye dünyada uçak gemisine sahip 14 ülkeden biri olacak. %68 yerlilik oranıyla üretilmekte olan TCG Anadolu, dünyanın en gelişmiş uçak gemilerinden biri olacak. TCG Anadolu, 50 tank, 12 adet savaş uçağı, 10 helikopter, insansız hava araçları, hücum botlar, 27 amfibi zırhlı araç, personel taşıyıcı zırhlı araç ve 1423 asker taşıyabilecek. Türkiye uçak gemisi projesiyle Doğu Akdeniz'de potansiyel olarak beklenmedik bir deniz üstünlüğüne kavuşmuş olacak. Ve bu gemi TCG Anadolu, eğer İskele'deki deniz üssü tamamlanır ve açılabilirse o tarihe kadar muhtemelen buraya da konuşlanabilir ya da buradan da ikmal yapabilecek durumda olacak. Üssün durumu bu nitelikte olacak. Bunu da hatırlatmış olalım bir kez daha. Devam edelim bu Türkiye'nin kritik deniz üssü hamlesine. Belki gecikmeli de olsa sonunda en azından bu konuyla ilgili bir adım atılmış olması çok önemli. Bu bağlamda biz de böylesi bir konjektürel ortamda bu deniz üssünün Türk tarafının elini de güçlendireceğini düşünerek bu konuya ayrı bir pencere ayırdık bugünkü programımızda. Şimdi emekli tümamiral Sayın Cem Gürdeniz telefon attığımızda. Cem Bey, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Önemli bir konu. Kısa bir süre önce bir televizyon programında da sizle birlikte canlı yayınımızda bu konuyu derinlemesine incelemiştik. Neden deniz üssü kurulması gerektiğini orada anlatmıştınız ama bugün öyle bir noktaya geldik ki artık fizibilite raporları hazırlanmış ve Ankara'ya sunulmuş durumda. Arazi bile neredeyse belirlenmiş. Nasıl görüyorsunuz bu hamleyi? Önce onu sorayım. Bu tabii çok önemli ve bizleri çok mutlu eden bir hamle. Ben hatırlarsanız bu konuyu Mart ayında gündeme getirmiştim. Daha doğrusu 8 Nisan'da. Çünkü birkaç hafta evvel bu PESCO, Brüksel zirvesinde PESCO kararları alınmıştı. Daha sonra Varna'da yapılan başka bir toplantıda da özellikle Güney Kıbrıs'ın askeri yeteneklerini arttıracak, işte askeri Schengen adı altında
Avrupa Birliği'nin bütün üyelerinin askeri yeteneklerinin ülkeler arasında geliş gidişini serbest kılan neredeyse bir düzenleme yapılmıştı. Ben tabii bu gelişmeler üzerine derhal Türkiye, fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz ve hava üsleri kurulmalıdır diye bir yazı yazmıştım. Ondan sonra bu tabii çok tartışıldı. Sizin de aylar sonra Kıbrıs'a geldiğimde de bu konuyu televizyonda, sizin kanalda tartışmıştık. Şimdi bu somut bir sonuca erişmesi tabii ki çok önemli. Büyük bir jeopolitik kazanım, büyük bir jeopolitik hamle. Zaten olmaması şaşırtıcıydı. Yani sizin orada kol ordunuz var. 1974'ten beri de facto bölgede Türk askeri varlığı bulunuyor. Ve bir deniz üssünüz yok. Yani askeri strateji açısından veya lojistik stratejisi açısından bile tartışmalı bir durumdu. Bu şimdi giderildi. Ama 98 yılında hatırlayın, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan ortak savunma doktrini ilan etti. İşte o meşhur S-300'ler getirildi. Bir takım krizler yaşandı. Esasında o dönemde bile Türkiye bu hamleyi yapabilirdi. Yapmadı. Yani burada Türkiye'nin tabii denizci devlet refleksi olması gerektiğini, ama Türkiye'deki devlet mekanizmasının da karacı olduğunu unutmamak lazım. Yani şu an böyle bir karara varılması Türkiye için çok ama çok önemli bir aşamadır. O da bizi tabii mutlu ediyor. Türkiye denizleriyle, çevre denizleriyle barışıyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu kadar önemli, Doğu Akdeniz'in en önemli stratejik mevkiinde, 21. yüzyılda Türkiye'nin en önemli ağırlık merkezi olacak Doğu Akdeniz deniz yetki alanları sorunu, sözde Kürdistan'ın güneydoğu sınırlarımızda aşama aşama belli bir plan paralelinde yükselme döneminde kalkıp Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir deniz ve hava üssü olmayışını izah edemeyiz. O yüzden çok doğru bir karar. Kutluyorum bu kararı verenleri de. Diğer taraftan Türkiye'nin Somali'de, biliyorsunuz Katar'da askeri üs geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Arnavutluk'ta olsun, Azerbaycan'da olsun, Birleşmiş Milletler Harekat kapsamında Lübnan'da olsun, Türk askeri hemen hemen uluslararası ortamda da harekat faaliyetlerini yürüten bir kuvvet. Bugün sadece Afganistan'da biliyorsunuz 2000'e yakın askerimiz var. Şimdi böylesine tecrübesi de olan bir silahlı kuvvetler Kuzey Kıbrıs'ta neden bir üs kurmadı? Neden bir deniz giriş çıkış limanı olarak kullanabileceği bir yer yaratmadı? Bilemiyoruz tabii. Bir de hatırlarsanız o dönemde bu kadar yakın Kıbrıs'ta bir üsse ihtiyaç var mı gibi yorumlar da yapıldı. Ona da şöyle katılmadığımızı söylemiştik. En yakın üs Aksaz'da. Aksaz'dan Magosa 350 mil. Çok uzun bir mesafe. Evet. Yani her şey haritada görüldüğü kadar yakın değil. Bir savaş gemisinin normalde Doğu Kıbrıs'ın doğusundaki bir alana müdahalesi için Aksaz'dan kalktığını düşünün. 30 milde gelse neredeyse 10 saat hiçbir savaş gemisi tam yol süratle de gelmez. Çok acil durum olmadığı sürece, çünkü yakıta ihtiyacı olur yeniden. O bile 10 saat oluyor. Yani mevki mesafeler çok uzak. O bakımdan çok doğru bir karar. Tekrar iki tarafa da hayırlı olsun. Ama özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun. Bu üssün varlığı Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız varlığına daha da güç katacaktır. Hele hele bu Kırım-Montana ruhunun yeniden canlandırılmaya çalışıldığı, hele hele hala bu mezara gömülmesi gereken anlam planının tekrardan canlandırıldığı bir konjonktürde böyle bir kararın alınması, tabii ki bizim gibi uluslararası arenada Türkiye'nin gerçek çıkarlarını savunan kişileri çok mutlu etmiştir. O nedenle dilerim bu jeopolitik gerçekliği, bu jeopolitik kazanımı Kıbrıs'taki anlam planına evet diyen partiler de anlar. Türkiye'de anlam planına destek olan bürokratlar da anlar. Kesimler de anlar diye düşünüyoruz. Allah bir daha o anlam planına evet denilen felaketi Türk milletine de göstermesin.
Efendim, teknik olarak şimdi bu konu muhtemelen yarın yeniden tekrar Rum basınında, Yunanistan'da ya da çeşitli savunma platformlarında, web sitelerinde yer alacaktır. Zaten yer alıyordu. Türkiye'de de haber oldu pek çok kez. Artık yavaş yavaş şekillenmeye başladığını görüyoruz. Özellikle bölgeyi abluka altında tutmaya çalışan ekonomik ve askeri anlamda İsrail gerçeği var. Bir Mısır var, efendime söyleyeyim Yunanistan var ve Güney Kıbrıs. Türkiye'nin bu hamlesi karşısında muhtemelen bunu çeşitli platformlarda dillendirmeye çalışacaktır. Burada Türkiye'nin bir üst kurmasını kabul etmeyeceklerdir ya da buna bir karşılık mutlaka gelecektir. En azından Güney Kıbrıs hali hazırda zaten pek çok ülkeye üslerini, deniz ve hava üslerini kullandırıyor iken bir de İngilizlerin buradaki egemen topraklarını göz önünde bulundurduğumuzda karşı hamle en fazla ne olabilir? Türkiye'yi ya da Kıbrıs Türkleri rahatsız edebilecek bir durum olabilir mi? Uluslararası platformda Türkiye bu noktada sizce teknik anlamda da savunma anlamında da zor duruma girer mi? Ne dersiniz? Türkiye zaten bundan daha zor bir duruma giremez. Neden? Yani bazen şimdi bugün görüyoruz Türkiye'nin ana muhalefet partisinin diplomat background'ı büyükelçi olan bir sözcüsü çıkıyor diyor ki efendim Mısır'la İsrail'le ilişkiler düzeltilmelidir. İşte Kremontana sürecine tekrar dönülmelidir. Yani bazen tabii bu tip yorumların bende şöyle bir endişesi oluyor. Jeopolitik gerçekliği acaba muhalefet partisi, iktidar partisi içindeki bazı kişiler göremiyor mu? Şimdi somut bir gerçek var. Doğu Akdeniz'in deniz dibi hidrokarbon kaynıyor. Ve muazzam bir hidrokarbon mücadele süreci başladı. Bu süreç yeni başlamadı. Bu süreç 21. yüzyılın başında başladı. 2002'deki Norton Access'i Türk savaş gemilerinin bölgeden güneye sürmesiyle bu savaş başladı. Şimdi kademe kademe buraya geleceği belliydi. Yani millet zannediyor ki dışarıdaki pek çok kişi, efendim Türkiye bu ülkelerle iyi ilişkiye girerse her şey güllük gülistanlık olur. Zaten olayın nedeni Türkiye'ye empoze edilen 100 bin kilometre karelik bir alandan vazgeçmesi. Şimdi Türkiye bu alandan nasıl vazgeçer? Harita bilemiyorum tabii, önünüzde koyabilirseniz, o meşhur bir harita var Avrupa Birliği'nin. Yani Türkiye bu haritadan zaten bu 100 bin kilometre kareden vazgeçtiğinde iş bitiyor. Bakın Avrupa Birliği'nin bütün parlamento kararlarına, konsey kararlarına ne diyor? Türkiye'yi uluslararası hukuka davet ediyoruz diyor. Yani bunun altından çıkan şu: siz bu alanlardan vazgeçin. Yani o 1, işte 4, 5, 6, 7 var ya, bir overlap yapan bir kısım. Bunlarda hükümranlık hakkı ilan etmeyin. Kuzey Kıbrıs'ın hakkı olan sahalarda kalkıp Kuzey Kıbrıs'ın çıkarlarını savunmayın. İyi çocuk olun ama siz bunlardan vazgeçin. O zaman tabii herkese iyi olursunuz. Yani bunu istiyorlar. Şimdi Türkiye şunun farkında olmalı. Kıbrıs halkı da şunun farkında olmalı. Ortada ilan edilmemiş bir savaş var. Ve bu savaşta efendim ben bu hamleyi yaparsam bana nasıl baskı gelirse, o süreç geçildi. Kuzey Kıbrıs Türk halkı zaten 1974'ten beri hak etmediği bir ambargo altında eziliyor. Ve bu halk 1960'lı yıllardan bu yana, 63 Christmas'ından bu yana zaten katlediliyor. Şimdi bakalım Avrupa Birliği'ne Güney Kıbrıs'ın girmesi hukuki miydi? Türkiye onay verdi. Normalde yer yerinden oynatması gerekirdi. Hayır, onay verildi. Tamamen kanunsuz. Yunanistan'ın biliyorsunuz şantajıyla Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın birleşmesine engel olurum. Bu şekilde diğer Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerinin AB'ye girişini veto ederim diye Kıbrıs'ı aldırdı. Bunu herkes biliyor. Şimdi siz bakıyorsunuz Annan planı onaylanırken bu Rumların %65'i kalkıyor, ne diyor? Biz Türklerle bu yaşamayız diyor. Hayır diyor adamlar. Yani size yaşamayacağını söylüyor. Hala biz de diyoruz ki efendim tekrardan biz bunlarla yaşayalım. Kremontana tekrardan gündeme gelsin. Tekrardan eski Birleşik Devleti kuralım. Yani buna normalde şu konjonktürde, hele hele bu kadar hidrokarbon kaynağının potansiyelinin çıktığı, artık kinetik ortama dönüştüğü bir konjonktürde buna artık kimse inanmaz. O bakımdan Türkiye bir kere şu gerçeğin farkında artık. Onu söyleyelim. Buradan çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk halkına da ben bu yorumumu yapıyorum. Artık Kuzey Kıbrıs Türkiye jeopolitiğinin gerçek bir parçası da, bunu ayıramayız. Yani biz efendim Kuzey Kıbrıs'ın halkı böyle istiyor, biz o yüzden bunlardan vazgeçeceğiz diyemeyiz. Bu mümkün değil.
Çünkü oradan biz bu tavizleri vermeye başladığımız anda ben söyleyeyim size, kol orduyu oradan çekmek zorunda kalacağız. Kol orduyu oradan çektikten sonra da bir daha hiçbir şekilde, hiçbir koşulda Türk askeri bir daha Kıbrıs'a geri gidemez. Bitti, biter iş. O bakımdan herkesin bu şu dönemde çok uyanık olması lazım. Vahşi Batı Doğu Akdeniz'in deniz diplerindedir. Herkes buraya hücum ediyor. Bu hücum sırasında Türkiye üst kurmuş, Türkiye oraya birlik kaydırmış, Türkiye tatbikat yapmış. Ben şunu sorayım. Her ay bir tane tatbikat yapılır mı Türkiye aleyhinde, Kıbrıs aleyhinde? Her ay tatbikat diyor. Daha yeni Nemesis 8 bitti. Medusa 8 bitti. Bir de Alexandropolis'i eklediler ona. Biliyorsunuz daha 2 hafta evveldi. Nemesis de yani var. Sürekli olarak tatbikat Nemesis var. Onları zaten saymıyorum. Yani onları saymıyorum, Nemesis'leri, Medusa'ları. Ya. Bir de İsrail'le normal kara tatbikatı yapıldı. Yani Kıbrıs'ın tarihinde var mı böyle bir şey? Barbaros'un üzerinde İsrail jetleri tatbikat yapmıştı. Tam da üzerinde. Çok yakın evet. Dönem içerisinde. Yani, buna benzer daha çok şey var. Evet. O yüzden sorunuza şöyle cevap veriyorum. Türkiye artık şu aşamaya gelmiş olmalı. Ben hayati çıkarlarımı koruyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayati çıkarlarını koruyorum. Bu aşamadan sonra ben efendim uluslararası arenada bana şu yapılır mı? Onların yaptığı hukuksuzları ben listelesem size şu an, yani zaman yetmez. Zaman yetmez. Bu kadar net söylüyorum. O bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk halkının bence huzuru yerinde olmalı. Rahat olmalılar. Çünkü Türkiye bu karar verdiyse arkasında mutlaka durur ve bunu yapar. Kim ne derse desin. Yeter ki biz Türkiye olarak kendi içimizdeki bu jeopolitik farkındalığı olmayan, başta muhalefet olmak üzere ve iktidar partisinin de bazı bürokratları olmak üzere bunları ikna edebilelim, bunları eğitebilelim. Çünkü farkındalıkları yok, çoğunun yok. Evet, bu arada Türkiye yeniden yüzünü denize dönmeye başladı dediniz. Yani aslında böyle demediniz ama denizlerdeki gücünü yeniden aslında belki de hissetmeye başladığını söylemeye çalıştınız. Bu bağlamda bu üssün önemine dikkat çekerken bir de Karadeniz'de sanırım Trabzon'da bir üs kurulma meselesi var. Bunu da çok kritik olduğunu biliyoruz. Buna da bir yorum alabilir miyiz çok kısaca? Bugün bir gazete yine benden bu konuda yorum aldı. Sürmene'de biliyorsunuz Yeniçam Limanı'nda. Bu da geç kalınmış bir projedir. Bakın bir yarımada devletinde yaşıyorsanız o yarımada devletinin deniz yetki alanlarını en ucundan itibaren kontrol etmeniz gerekiyor. Yani Anadolu'nun yarısı kadar bir alandan bahsediyoruz. Yani Karadeniz'de neredeyse 200 mile kadar uzanan bir alan ve sizin sadece Karadeniz'e verildi bir üssünüz var. Ben kendi amirallik dönemimde de bu konu üzerine çok ama çok giden amirallerden biriydim. Doğu Karadeniz'de mutlak surette Türkiye'nin bir üs yapması gerektiğini, çünkü Doğu Karadeniz'in bizim deniz yetki alanlarımıza erişim açısından çok uzak bir bölge olduğunu, dediğim gibi nasıl ki Aksaz'dan kalkan bir gemi 10 saatte gidiyorsa Karadeniz'de bu neredeyse iki katı, çok daha uzun. O yüzden çok doğru bir karardır. Türkiye bir yandan az önce sizin haberlerde de verdiğiniz gibi muazzam bir modernizasyon projesiyle Doğu Akdeniz'de değil, Akdeniz'in sayılı donanmaları arasına çoktan girmiştir. Kendi gemisini yapmaktadır ve çok hızla etkinliğini arttırmaktadır. Ama unutmayın ki bir deniz gücünün iki unsuru vardır. Biri üsleri, öbürü gemileri. İkisi olmadan, yani biri olmadan diğeri bir işe yaramaz. Geminiz var ama üssünüz yok. Gemi nereden yakıt alacak? Arıza için nereye gidecek? Personeli nerede değiştirecek? Lojistik desteğini nereden alacak? Bunlar çok önemli. Şimdi veya öbür türlü bir dolu üssünüz var, geminiz yok. Bu da kötü bir şey. O yüzden bakın bütün gelişmiş deniz ülkelere bu iki unsur üzerinden gelişmiştir. Üsler ve gemiler. Şimdi Türk donanması çok güçlendi ama gücünü nümerik olarak değil, yani 5 tane gemisi var, 10 tane, bunu unutun. Esas gücünü kendi savunma sanayinin destekleme oranından alıyor. O yüzden dedim ben, Türk savunma sanayinin lokomotifi de deniz kuvvetleri olmuştur. Merhum Özden Örnek Amiral'in bu konuda çok büyük yol açıcılığı, yol göstericiliği olmuştur. O nedenle Türkiye artık önlenemez Türk deniz gücü bir evrime, bir yükselişe geçmişti. Bunu Yunan televizyon kanallarında, Yunan basınında da izliyoruz. Büyük evet. Bir panik halindeler. Ben de onlara diyorum ki panik yapmayın. Türk donanması ne kadar güçlü olursa Ege'de, Doğu Akdeniz'de böyle sürpriz savaşlar, sürpriz
krizler çıkarma riskiniz azalır. Çünkü bunlar biliyorsunuz Batı bunları zaman zaman teşvik ediyor. Bir bakıyorsunuz kriz çıkarıyorlar. Ama Türk donanmasının güçlü olduğu dönemlerde Yunanistan'ın ilişkilerde çok daha iyi olduğunu görüyoruz. O yüzden sakin olsunlar. Türkler asla ve asla bu ateş gücünü, bu muazzam manevra gücünü kalkıp macera için kullanmaz. Ama kendi çıkarlarını da kimseye yedirtmez. Bunu da buradan söyleyelim. Arkasına ABD'yi de alsa, Türkiye kendi mavi vatanı için elinden geleni yapar. İşte Karadeniz'de sorunuzun cevabını vereyim. Bu yeni üssün kurulması da Türkiye'nin Karadeniz'deki mavi vatanının uzaktan korunması için çok önemli bir gelişmedir. Bunun ne NATO'ya ne Rusya'ya karşı algılanmaması gerekir. Bu Türkiye'nin kendi deniz yetki alanında etkin bir kontrol sağlaması için zaten olması gereken bir gereksinimdi. Bu gerçekleşiyor. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok önemliydi değerlendirmeleriniz. Konuşulması gereken bir konu olduğunu düşündüğümüz için biz de sadece bugünkü programımızı bu konuya ayırmıştık. Katkınız için teşekkür ederiz bir kez daha. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Değerli izleyenler, emekli Tümenbiray Sayın Cengür Deniz'in de değerlendirmelerini aldık. Önemli bir konu. Üzerine gitmekte fayda var. Yıllarca sağanak yağmur gibi dışarıdan algı yönetimlerine maruz kalan kamu diplomasisiyle, dışarıdan etkileşimli kamu diplomasisiyle belki de tükenmişlik sendromu yaşayan ya da böyleymiş gibi hissettirilen bir halk, Kıbrıs Türk halkı çok dışarı farklı kanallar aracılığıyla çeşitli araçlar vasıtasıyla bugüne kadar Kıbrıs Türk halkı üzerinde çok farklı algı oyunlarıyla bir çaresizlik, bir tükenmişlik, bir başka kaçış yolumuz yok psikolojisiyle insanlar sıkışıp kalmış gibi hissettiler kendilerini yıllarca. Aslında durum pek de böyle değildi. Dolayısıyla bu gibi konuların da üzerine gitmekte fayda var. Bu gibi algılara en azından gerçeklerle cevap verebilmek açısından, yani Kıbrıs Türk halkı çaresiz değil. Hiçbir zaman olmadı. Tek başına kaldığı zamanlar, Türkiye yeterince yardım edemediği, Türkiye kendi derdiyle yoğunlaşırken, gücü yeterince güçlü değil iken de Kıbrıs Türk halkı zaten ayakta kalmayı, var olabilmeyi başarmış bir halk. Dolayısıyla bugün daha güçlü bir Türkiye ile çok daha güçlü olacaktır. Doğru ilişkilerle, ikili ilişkilerle diyelim. Yine bir haber var. Türkiye ikinci sondaj gemisini satın alma işlemlerini tamamladı ve bu gemi Deep Sea Metro 1 adlı sondaj gemisi Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Efendim bu gemiyle ilgili haberi izleyelim, ardından kısa bir değerlendirme yapalım. Türkiye ikinci sondaj gemisi satın alma işlemlerini tamamladı. Bugün İnşallah yola çıkacak ikinci gemimizle de Ocak sonu itibariyle Akdeniz'de olmasını bekliyoruz. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ikinci sondaj gemisinin Ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını beklediklerini açıkladı. Fatih gemisine bir kardeş gemi daha gelmiş olacak. Onunla da yine hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz. Onun dışında sığ denizlerde bir çalışma başlattık. Mersin açıklarında. Onda sondajı devam ediyor. İnşallah buralarda dediğimiz gibi varsa bulma gayretiyle çabalarımız devam edecek. Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin şu mesajları verdi. Karademeden, denizlemeden gece gündüz arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Oruç Reis Karadeniz'de, Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de, yine onlarla sismik araştırmaları yaparken Fatih gemimizle de derin denizlerde biliyorsunuz ilk sondajımıza da başlamış olduk. Evet, önce Deep Sea Metro 2 aldı sondaj gemisi. Norveç'ten temin edildi. Türkiye'ye geldi. İzmit'te bakım onarım ve yenileme çalışmalarının ardından boyandı. Adı Fatih oldu. Fatih şimdi Alanya 1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı. Ardından Türkiye yine Amerikalı bir şirketin Norveç'ten temin etmiş olduğu iki sığ su platformuyla Mersin açıklarında önce ilkiyle sığ su sondajına başlamış durumda. Şimdi yeni bir sondaj için de yeni bir platformun temin edildiğini
biliyoruz. Bu platform Karadeniz'de kullanılacak denilmişti önce ama Fatih'e bir kardeş geliyor. İsmini merak ediyoruz. Tahminler de var ama Fatih'in kardeşi de gelecek ve Akdeniz'de göreve başlayacak. Bakan az önce izlediğimiz haberde de belirtti. Dolayısıyla Türkiye kendisine ait olan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait olan iki sondaj gemisiyle Akdeniz'de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde ve ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde KKTC adına da yine bu sularda arama, sismik arama çalışmalarında, sondaj faaliyetlerinde bulunacak. Bu da önemli bir gelişme. Türkiye diğer yandan da yeni Navtex'ler yayınladı. Hemen BAF'ın açıklarında iki noktada, biri Barbaros'un sonda araştırma yaptığı bölgede, diğeri de yine BAF'la Antalya arasında kalan ve biraz BAF'ın güneyinde kalan bölgede bir Navtex ilan etti. Hem tatbikatlar, hem sismik araştırmalar, hem de savunma amaçlı olarak Doğu Akdeniz'in girişinde Türkiye ile Kıbrıs arasındaki bütün o bölge, Marmaris'in güneyi, güneydoğusu ve aynı zamanda yine Karpaz'ın Hatay'la kalan bölgelerinde Türkiye burada varlığını, faaliyetlerini iyiden iyi arttırmış durumda. Hem dünyaya hem uluslararası kamuoyuna da bir mesaj ve bir de bu deniz üssü meselesi ki birlikte belki bir araya ele alınabilir. Hava üssü konusu da, kalıcı bir üst konusu da hem Kıbrıs Türklerin hem de Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Bir gerçek var ki bu dünyada güçlü olan bir şekilde hakkını, hukukunu koruyabiliyor. Çok önemli bir nokta. Hiç kimsenin hakkında ve hukukunda gözümüz yok. Kendi hakkımızın bize teslim edilmesini bekliyoruz. Aslında bu da artık çok da gerçekçi bir durum değil. Eğer hakkınızı arayacaksanız güçlü olmak durumundasınız. Yoksa kimse bu senin hakkın, buyur al demiyor. Şekil A1, Filistin çok farklı bir konu olabilir ama bugün bütün dünyaya, dünya ülkelerine sorsanız belki de 100 ülkeden 98'i İsrail, ABD, belki de birkaç yandaş ülke dışında, belki de 95'i Filistin'in çektiği acıyı ve Filistin'e uygulanan şiddeti, dramı, insan haklarını, hakkını teslim edecektir. Böyle bir durum olduğunu söyleyecektir. Ama Filistin'in durumu nedir? Bütün dünyanın bunu kabul etmesine rağmen, bir haksızlığa, bir soykırıma uğradıklarını kabul etmesine rağmen Filistin'in durumu nedir? Kim Filistin'e hakkını teslim edebilmiştir? Kim İsrail'i engelleyebilmiştir? İşte durum böyle. Dünyanın gerçekliği bu. Dolayısıyla güçlü olmak zorundasınız. Türkiye ile beraber bu gücü birlikte paylaşmak ve doğru kullanmak durumundayız diyoruz. Odak noktasında biz ayrılan süreyi tamamladık diyelim. Yarın aynı saatte yine gündemi konuşurken görüşebilmek ümidiyle iyi akşamlar diliyoruz. Sel felaketi ülkeyi yasa boğdu.